Sağlıklı bilginin en doğru adresi Doktor Feridun Kunak Show bugün de dop dolu. Bel ağrılarınız kaderiniz olmasın. Bel ağrılarından ameliyatsız kurtulma yolları. Bel ağrılarının nedenleri. Ağrılara özel bitkisel tarifler. Mercimek lapasıyla bel ağrılarına elveda deyin. Eklem ağrılarına birebir doğal ağrı kesici krem yapımı az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Geldiniz, sefalar getirdiniz. Doktor Civan'ım, doktor Civan'ım, doktor Civan'ım, doktor Civan'ım. Evet, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Bugün misafirlerimiz Yeni Mahalle 2. Bahar Lokali diye bir belediyemizin bir lokali var. Oradan geldiler. Pınar Hanım getirdi ekibini. Her zaman olduğu gibi bizim Ayşe ablamız da var. Onlarla beraber geldiler. Bugün kardeşlerimizin şikayetlerini de dinleyeceğiz. Bugün genellikle bel ağrılarından bahsedeceğiz. Bel ağrılarında ne yapmamız lazım? Yataktan kalkarken birçoğunun beli ağrıyor. Acaba yataktan nasıl kalkalım? Ya da yatakta kalkmadan önce ne yapalım ki bütün gün boyu belimiz ağrımasın? Onları göstereceğiz. Beliniz ağrısında, belinizin fıtığında, belinizin tutulmalarında acaba ne yaparız onları göstereceğiz. Size çok güzel bir nimetimiz var, ondan bahsedeceğiz. Bu nimetimizden, tam gösteremedim, şuradan göstereyim şöyle. Mercimekten size güzel bir lapa yapacağız. Mercimeğin başka türlü faydalarını da anlatacağız. Bunun yanında bir şey söyleyeyim. Her hafta çocuklarınıza ve kendinize bir sefer mercimek yemeği yapınız. Mercimeğin içindeki maddeler çok farklı. Kan larınızın eksik içinde bir şey, al yuvarlar, ak yuvarlar, trombosit denilen bazı oluşumlar var. Onların düzenlenmesini sağlayan, biraz sonra yine bahsedeceğim, içinde demiri olan çok farklı bir madde, proteini olan çok farklı bir nimet. Muhakkak mercimekten yararlanınız yemek olarak, ama biz bugün size bel ağrısında mercimek nasıl kullanılır onu anlatacağız. Belinizin ağrımaması için evde kendiniz kolayca bir krem yapacaksınız. Hiç kimseye muhtaç olmadan, hiçbir yerden para pul vermeden bir krem yapacaksınız. Mükemmel bir krem olacak. Belirli bir yağlar söyleyeceğiz. Onları anlatacağız. Hepsini ince ince elimizden geldiği kadar anlatacağız. Biraz sonra bahsedeceğiz ama yine şöyle bir bahsedeyim. 10 ve 16 Mayıs engelli kardeşlerimizin haftası. Engelli kardeşlerimiz kendilerine ve bizlere dikkat çekmek için böyle bir hafta koymuşlar. Onunla ilgili etkinlikleri var. Ama bugün haberlerde gördüm yine. Kaldırımlarda belirli böyle sarı işaretler var, tırtırlı. Onun ne olduğunu bazıları merak ediyordur. O görme engelli kardeşlerimizin yolu bulmalarını sağlıyor. Ama gel gör ki uyanık gören bazı kardeşlerimiz de getiriyor onun ortasına rap diye arabasını park ediyor. Yani arabanı sen park ediyorsun, tamam sen işini görüyorsun ama orada bir kardeşimiz geliyor bir sürü sıkıntı çekiyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ne olursunuz o bazen onların çıkması için rampa var. Rampanın oraya getirip eşya koyuyorlar ya da araba koyuyorlar. Lütfen kendimiz olduğu kadar bilhassa engelli kardeşlerimizi düşünün. Onların yarın hakkına giriyorsunuz. Yarın Allah da sorar size. Bak burası onun yoluydu, sen niye buraya koydun diye sorar. Lütfen buna birazcık dikkat edelim. Birazcık bu engelli kardeşlerimizin, tabii bazıdan da bahsedeceğiz. Bir iki görüntümüz de var. Göstereceğiz engelli kardeşlerimize. Elimizden geldiği kadar yardım etmemiz lazım. Şimdi sevgili kardeşlerim, biraz sonra da Fransa'da görüntülerimiz vardı. Onları da göstereceğiz. Oradaki ilgili çekimlerimizi de göstereceğiz. Dolu dolu, dop doluyuz. İnşallah hepsini anlatacağız.
Bir tane de ablam tam girişte bana böyle güzel bir karanfiller verdi. Kendisine çok teşekkür ederim, sağ olsun. Ablamın karanfillerini hemen buraya koydum. Her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızı vereceğiz. Ayakkabılarımızı alabilmenin şartı, tek şartı Feridun Kunağı güzelce takip etmek. Feridun Kunağı güzel takip eden, bilen kardeşlerimize, şifreyi bilen kardeşlerimize ayakkabılarımızı teslim edeceğiz. Ayakkabılarımızı alabilmenin tek şartı sadece şifreyi bilmek. Hiçbir kargo yoktur, hiçbir ücret yoktur. Tak kapınıza kadar gelip teslim edilecek. Akupunktur noktaları olan, akupunktur noktalarına masaj yapan, akik taşlarıyla sitesinizi alan ve dibindeki mıknatıslarla da vücudunuzun direncini kuvvetlendiren, kan dolaşımı hızlandıran böyle tabanlıklarımızı size tavsiye ediyoruz. Ama ayakkabıyla beraber veriyoruz. Sadece ve sadece yapmanız gereken Feridun Kunağı şifresini bilmek. Erkeklerinki böyle pamuk gibi. Hanım kardeşlerimize iki model var. Bir tanesi böyle spor modeli. Benim ağrıyor, sırtım ağrıyor diyenler yürüdükçe düzelen bir model. Ben öylesini kullanamam, ben ne yapacağım öylesini diyen kardeşlerimize de böyle düz model. Onlarınki de böyle pamuk gibi bir model. Sadece yapmanız gereken Feridun Kunağı takip etmek. Şifreyi bilenlerin de adresini yollamak. Yurt dışındaki kardeşlerimiz çok ısrarla bunu belirttiler. Niye biz katılamıyoruz, biz de katılmak istiyoruz dediler. Biz Türkiye'ye yetiştiremiyoruz ama yurt dışına da bir çaba sarf ediyoruz. Çözüm arıyoruz. Kargo şirketleriyle falan konuşuyoruz. Bakalım yurt dışında belki koyabileceğiz. Yurt dışındaki kardeşlerimizle katılmasını sağlayacağız. Bu tabanlıklar, ayakkabılarla ilgili inşallah bir güzellikler yapacağız. Sabah jimnastiğimizi yapalım. Sabah jimnastiğimiz kendimize gelmemiz açısından çok çok önemli. Bunu eklemlerimizin çalışması açısından çok çok önemli. Biraz sonra belirteceğiz. Sevgili kardeşlerim, ama biraz sonra yataktan kalkarken neler yapacağız, neler yapmayacağız sizlere onları güzelce ince göstereceğiz. Haydi canlı canlı, heyecanlı heyecanlı önce enerjimizi tazeleyelim. Bu enerji ne enerjisi? Allah'ın verdiği sizde olan enerji. Onu açığa çıkaracağız. Buna ne diyoruz? Biyoenerji diyoruz. Bu enerjiyi açığa çıkarmak için ellerimizi birbirine sürttük. Sonra şöyle bir bakıyoruz. Yün yumağı var mı? Arasında bir yay varmış gibi bir his gelmesi lazım. Böyle bir his gelmişse gözünüz aydın, geldi. Sağ elinizi tepemize, sol elinizi göğsümüze derin derin nefes alın. Niçin sağ elinizi tepemize? Burada en tepede vücudunuzun enerji alış merkezi var. Niçin göğsümüze? Burada da kalbinizin aldığı enerji merkezi var. O yüzden kardeşlerim bunu yapıyoruz. Ve derin derin nefes alıyoruz. Her nefes aldıkça bedenimizde huzurun, mutluluğun, iyiliğin, güzelliğin dolduğunu, rahatladığınızı hissediniz. Derin derin nefes alınız. Güzellikler olsun, huzur olsun, mutluluk olsun. Çok rahatlayın, 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 rahatlayın. Şurada bir ablam yapıyor, gözlerinizi de kapatıp yaptığınız zaman daha da güzel olduğunuzu, daha da iyi olduğunu, daha da huzurlu olduğunuzu hissedeceksiniz. Derin derin nefes alınız, veriniz. Oh! Çok şükür, çok şükür, çok şükür ya Rabbi. Nefes alabiliyorum, senin güzel havanı koklayabiliyorum. Sana sonsuz şükürler olsun Rabbim. Bütün verdiklerine, huzuruna, mutluluğuna, iyiliğine çok şükür ya Rabbi, çok şükür ya Rabbi. Beni olduklarımdan ayırma, beni olduklarıma muhtaç etme. Senin bütün verdiklerine sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Dedikten sonra iyice vücudumuza güzellikler dolduktan sonra, güzel enerji aldıktan sonra gelelim gariban boynumuz. Hep gariban diyorum. Niye gariban? O kadar sorumluluğu var ki şuranın. O kadar sorumluluğu var. Bir anda şuraya ben bir iğne batırayım. Ömür boyu felç kalırsınız. Ömür boyu şuradan aşağı yok. Şuraya bir şey yapayım. Ömür boyu çok affedersiniz. Çişinizi, büyük abdestinizi tutamazsınız. Şuraya bir küçücük iğne, kıl gibi bir iğne batırayım. Elleriniz böyle olur. Bir kıl gibi bir iğne batırayım. Belden aşağı tutmaz. O kadar önemli bir merkeze hakim. Şuranıza şöyle küçücük bir jiletle bir şey atayım. Buradan kan fışkırı ta karşıları hortum gibi, itfaiyenin arazörü gibi böyle fışkırtır. Öyle bir kan fışkırı burada. İçeride inanılmaz bir basınç var. Şah damarınız var burada kardeşlerim. Onun dışında şu parmak hareketlerini yaptıran, ayakları kaldırıp indiren bütün merkez buralardan geçiyor. Buradan gelip kulağınıza ve beyninize kan götüren sistem var. Kulağınızın çınlamasına mani oluruz bir şeyle. Bir anda kulaklarınız çınlar, bir anda kulaklarınız duymaz, bir anda gözleriniz görmez. Öyle bir merkezin anası buradan geçiyor bak, ana merkez. İşte o yüzden gariban. Şurada da dört tane de kas var. Onları güçlü tutarsanız ömür boyu rahat edeceksiniz.
Güçlü tutmazsanız kulağınız çınlayacak, başınız dönecek, başınız ağrıyacak, ellerinizde kollarınızda ağrılar olacak, belinizde ağrılar olacak. O yüzden bu boynunuza çok önem verin. Sadece ve sadece yapmanız gereken her gün bir 5 dakika bu garibanı ayırmak. Ne yapacaksınız? Gidebildiği kadar sağa gidecek. Gidebildiği kadar sola. Sağa. Sola. Gidebildiği kadar sağa. Gidebildiği kadar sol. Gidebildiği kadar sağa. Gidebildiği kadar sol. Sağa. Sola. Sağa. Sol. Sağa. Sola. Şimdi aşağı yukarı yapalım. İyice geriye gitsin. İyice öne gitsin. İyice geriye. İyice öne. İyice geriye. İyice öne. Gidebildiği kadar geriye. Öne. Geriye. Öne. Geriye. Öne. Geriye. Öne. Geriye. Öne. Çok güzel. Olduğunuz yere sağa sola eğin. Sağa eğdik. Sola eğdik. Sağa. Sol. Sağa. Sola. Sağa. Sol. Sağa. Sola. Sağa. Sol. Sağa. Sola. Çok güzel. Kardeşler şurası kırışmasın. Gıdımız çıkmasın. Gece horlamayalım. Ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Şu hareketi yapmanız gerekiyor. Çenenizi öne doğru alacaksınız. Dilinizle içeride damağınıza değireceksiniz. Yani şu. Harika yapıyorsunuz. Ne kadar çok yaparsanız gıdınız olmaz. Ne kadar çok yaparsanız boynunuz kırışmaz. Ne kadar çok yaparsanız horlamazsınız kardeşim. Horlama neden oluyor? Boğaz yani yutma kaslarımız gevşediği için oluyor. Nasıl buradaki kaslarınız gevşiyor, buradaki kasınız gevşiyor, burada da kaslar var. O gevşediği için nefes alırken verirken diye ses oluyor. İşte bu olmasın. Bu hareket çok önemli. Aklınız olsun. Horlamayla ilgili bir hareket daha yapalım. Bu da küçük dilinizi kasma hareketi. Ne yapacağız? Şöyle. Hak. Hak diyeceğiz. K kelimesini 5 saniye tutacağız. Şöyle. Hak. 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 Hak derken küçük dilinizin böyle kasıldığını hissedin. Bunu da günde 25-30 sefer yapın. Bunu da 25-30 sefer yapın. Bir ay sonra çoluğunuza çocuğunuza sorun. Benim horlamam fark etti mi deyin. Kesinlikle fark etti diyeceklerini göreceksiniz. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Gelin yapın şunu ya. Gelin yapın da horlamayın. Horlamanın en iyi tarafı ne biliyor musunuz? Horlayan horladığını bilmiyor. Bir tek iyi tarafı o. Ama yorgun kalkıyorsunuz. Vücut güzel hava almıyor. Oksijen almıyor. Sıkıntılı oluyor. O yüzden horlamayla uğraşın kardeşim. Lütfen bu hareketleri yapın. Çok rahatladığınızı göreceksiniz. Devam ediyoruz. Neyle? Omuzlarımızda. Hanım kardeşlerimizin fibromiyajı dediğimiz omuzlarındaki kireçlenmeleri mani olan harekettir bu. Bolca yapınız. Yap. Yap. Tersine yap. Tersine yap. Tersine yap. Tersine yap. Tersine yap. Hadi ellerde yukarıda elmalar, armutlar toplayın, toplayın, toplayın. İyice gergin, 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 gergin. Uzan, 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 uzan. Sağa doğru gidelim. Sola doğru gidelim. Sağ. Sol. Sağ. Sola, sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol. Şöyle bir rahatlayın bakalım, rahatlayın bakalım. Ellerinizle şöyle bir pençe yapın, bırakın. Pençe yapın, bırakın. Pençe yapın, bırakın. Pençe, yumruk sık, yumruk sık, bırak. Yumruk sık, bırak. Yumruk sık, bırak. Bilekleri çevir, 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 çevir. Dirsekleri aç, kapa, aç, kapa, aç, kapa, aç, kapa. Şöyle bir rahatlayın. Gelelim diz için, kalça için, bel için basit hareketimize. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, 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 bırak. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, çek, çek. Yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Öbürünü yapıyoruz. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, 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 çek. Yana aç, getir, bırak. Çek. Yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Rahatlayın bakalım, rahatlayın. Ayaklarım şişmesin. Varis olmayayım. Olan varislerim düzelsin. Ne yapıyoruz? Olduğumuz yerde iyice çektik, iyice bıraktık. İyice çektik, iyice bıraktık. Otobüste giderken, trende giderken, yolculuk yaparken, uçakta aklınıza geldikçe bu hareketleri çok yapınız. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, çek. İyice çek, iyice bırak. İyice çek, iyice bırak. İyice çek, iyice bırak. İyice çek, iyice bırak. Şöyle bir rahatlayın bakalım. İki tane nefes alalım derin derin. Oh.
İyice rahatlayın şöyle, güzellikler olsun, huzur olsun, mutluluk olsun. Ya Rabbi bütün verdiğin güzelliklere şükürler olsun. Sıkıntıda olan kullarına yardım et ya Rabbi. Hastane köşelerinde ameliyat bekleyenlere, acılar içinde kıvrananlara yardım et ya Rabbi. Evlatlarımızı senin yolunda eyle, huzurla eyle, mutluluk eyle. Bizi zorluklarla, sıkıntılarla, evlat acılarıyla, yokluklarla imtihan etme. Güzelliklerle, iyiliklerle, huzurla imtihan et. Senin bütün verdiklerine sonsuz şükürler olsun. Kader mahkumu kardeşlerimizin bir an önce işleri hallolsun. Bir an önce yuvalarına kavuşabilsinler, sıkıntılardan kurtulabilsinler. Bütün huzurlar, mutluluklar benim olsun, iyilikler benim olsun. Güzelliklerle, huzurla, mutlulukla çok şükür ya Rabbi diyerek şükrünüzü bilhassa çocuklarınız yanında hep bu söylediklerimi ara ara tek 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 tekrarladığınız zaman göreceksiniz çok güzel şeyler olacak. Dün 3 yaşında bir küçücük bir çocuk, annesi bizim bu dediklerimizi yapıyormuş. Şöyle biraz hareketler falan yaptırdım, şey yaptım. Tamam dedim, bitti artık, başka bir şey yapmayacağız, sana hiç dokunmayacağız. Oh çok şükür demez mi? İşte böyle güzel işte. İşte böyle güzel bu şükür. Ne olur öğretiniz çocuklarınıza. O anne öğretmiş. 3 yaşında. Aynen böyle dedi. İşte kardeşlerim bu şükrü sakın ihmal etmeyin. Bugün şimdi sizlerle güzellikler görmeye devam ediyoruz. Ne göreceğiz biliyor musunuz? Engelli kardeşlerimizinle ilgili bir görüntümüz var. Bir engelli bir kardeşimiz var. Engelin ona engel olmadığını bizlerin kafasına vura 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 gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Engel nasıl ona mani olmuyormuş? Nasıl birinci oluyor? Bir seyredelim bakalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Evet can kardeşlerimizin, hepimizin bir gün bu şekilde olabileceğini sakın unutmayalım. Bir hikaye anlatayım size. Bir hastanemizde anestezi mütehassısı bir kardeşimiz. Hem de çok başarılı bir anestezi doktoruydu. Kaldırımda bir arkadaşıyla sohbet ediyor. Bir kaldırımda arkadaşıyla sohbet ederken aniden gelen bir arkadan bir araba çarptı. O kadar uğraşmalar, bütün çabalara rağmen bacağını buradan aşağı kaybetti kızcağız. Bazen o kadar dokular ezilir ki damarları falan dikemezsin, sinirleri dikemezsin. Buradan aşağı kaybetti. Ama o kadar azimiyle, o kadar hırsıyla şu anda takma bacağıyla ameliyatlara giriyor, her şeylerini yapıyor, her şey yapabiliyor. Yani niye anlattım? Hepimiz her an, her dakika engelli olabiliriz. Bir anda bir şey patlar, gözlerimiz görmez. Bir anda bir şey olur, kulaklarımız duymaz. O yüzden ne olur bizim de başımıza gelebileceğini bilelim. Engelli kardeşlerimize destek olalım.
Yeter ki onların hakkını saygı duyalım. Tek istedikleri o yani. Onu muhakkak özellikle belirtmek istiyorum can kardeşlerim dedikten sonra. Şimdi gelelim belle ilgili konuşmaya. Belimiz o kadar kritik bir yer ki, o kadar önemli bir yer ki. Bakın göstereyim, demin boyundan bahsettim ama bel de en az onun kadar önemli. Niçin önemli? Bakın gösteriyorum. Kocaman üst gövde, kocaman alt gövde, şurada birleşen bir tek boru. Bu boruda neler neler bağlanıyor buna. Bağırsaklar bağlanıyor. Öbür makette getir. Şey, bağırsaklar var, mide var. Bir sürü bağlantılar oluyor. Anne olanlar da buna bağlanıyor. Hepsi bu borudan geçiyor. Bakın bu boru şey yapıyor. Peki bu borunun içinde neler var? Bakın burada geçen sarı oluşumlar, bunlar sinirler. Ne sinirleri? Sizin iç organlarınızda oraya buraya giden sinirler var. Getir göstereyim. Bakın bütün bunlar da bu bağırsaklar, bütün karaciğer, dalak, şunlar bunlar da hep buna tutunuyor. Hepsinin tutunduğu yer bu. Ve bunun etrafında böyle kemikler birbirine böyle vurmasın diye şöyle yastıkçıklar var. Bunlar kemik, bunlar yastıkçık. Görüyor musun? Bu yastıkçıklar var. Bunlar birbirlerini vurmasın diye. Bunlar böyle 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 süspansiyon yapıyor böyle böyle. Süspansiyon ne demek? Hemen onu bir gösterelim. Getir getir onu getir. Süspansiyon ne demek? Süspansiyon ne demek? Hemen onu gösteriyorum. Kardeşlerim eğer Rabbim belimize deminki o gösterdiğim şu iskeleti ver, onu ver, götürme götürme. Eğer Rabbim şu yastıkçıkları bu araya koymasaydı insanlar böyle bir yere çıkamayacaktı ve şöyle inemeyeceklerdi. Bakın bunu yapamayacaktık. Bunu yaptığında ne olacak? Diye kemikler birbirinin içine giriverecekti. Halbuki bunlar şimdi ne yaptı? Amortisör görevi yaptı. Böyle yaylandı. Bana hiçbir şey olmadı. Daha da yüksekten de atlama olabiliyor. Ama çok yüksekten de atlayınca bunlar kafi gelmiyor. Burada kırıklar oluyor. Nasıl kırıklar oluyor? Bazen duyuyoruz. Diyorlar ki işte ikinci kattan düştü, belden aşağı tutmuyor. Üçüncü kattan düştü, sırttan aşağı tutmuyor. Tutmuyor ne demek? Bütün can yok orada. Bütün hiçbir şey yok. Kişinin büyük abdestini tutamıyor, hareket edemiyor, şey yapamıyor. İşte böyle şeylerin olmaması için böyle diskler koymuş. Peki bu diskler bazen kayıyor. Kayınca ne oluyor? O balonları getir. Hani balonun var ya. İşte bakın burada olduğu gibi kayıyor. Buradan gidiyor böyle bu çıkan sinirleri sıkıştırıyor. Şimdi biz bunu bir hakiki kemikte gösterelim. Bakın şöyle. Bakın bunlar hakiki kemiklerimiz. Bunlar ayrı ayrı kemiğimiz, bel kemiğimiz bunlar. Buradaki bel kemiklerimiz. Bu balonu da biz koyduk ki böyle yastıkçık görev görsün diye, bize göstersin diye. Böyle böyle yastık yapıyor ki bakın böyle böyle kemikler birbirine şöyle vurmuyor. Peki kardeşlerim şimdi fıtık fıtık diyorsunuz siz. Hemen bir şey soruyoruz. Ay bende 3 tane fıtık, 5 tane fıtık. Fıtığın yeri önemli. Ne demek? Hemen gösteriyorum şimdi. Bak şimdi bu da fıtık. Öne doğru bir fıtık olmuş. Hiç önemsiz. Size bir sıkıntı vermez bu. Ha MR'da gözükür mü? Gözükür. MR'da gözükenler ya da tomografide görünenler sizi korkutmasın. Doktorunuzun söyledikleri size karar veriniz. İşte ben de bilmem ne kadar. Bu fıtık ama bu fıtık tehlikeli fıtık değil. Nereye doğru olan fıtık tehlikeli? Eğer böyle kanala doğru bir görüntülerimiz olacak, onu bir bulabilirlerse. Kanala doğru şu arkadaki sinire doğru baskı yaparsa bu fıtık o zaman önemli. Getir bakın burada da gösterelim. Bunun bir de normali vardı. Normalini tamam, getir. Ver. Bakın şimdi bir başka şeyle gösteriyorum. Bakın bu disk gayet güzel. Sinir güzel çıkmış. Ortadan da ana sinirimiz geçiyor. Her şey güzel. Peki burada ne olmuş? Bakın bu disk ezilmiş. Gelmiş buradaki siniri sıkıştırıyor. İşte bu önemli. Hangi bölgeye gidiyorsa bu sinir orada ağrınız olur. Bazen bacağınıza, bazen sırtınıza vuran inanılmaz ağrılar olur. Dayanılmaz ağrılar olur. Peki kardeşlerim bunda bir de içeride şu ana sinire bası yapan bölümde de vardır. İşte orası da çok önemlidir. Bakın çok güzel gösterdiler şimdi görüntülerimizde görüyorsunuz. Bir daha yapalım. Bir yapalım. Dur. Bakın işte kanala doğru baskı yaptığı zaman burada siniri sıkıştırıyor. Bu çok önemli. Neden kanala yapıyor? Bir daha yapalım. Bir daha yapalım sıkıştırmayı. Heh, kanalı sıkıştırıyor. İşte belden aşağı diyorsunuz ki acayip uyuşukluk var. Ve bir de çok ağrım var. İşte bu fıtık önemli.
Bunun fıtığın dışındakiler gösterelim. Öbür fıtıkları da bir gösterelim değil mi? Bir daha önceki vardı hani. Çıksın ondan. Bir önceki resim. Heh, bu fıtık dur. Bu fıtık önemsiz. Neden? Ön tarafa doğru. Bu size zarar vermez. İşte yani her fıtığa telaşlanmayınız. Her fıtığa merak etmeyiniz. Bir de kanal darlığı diye bir şey var. Ne demek kanal darlığı? Kanal darlığı diyorlar. Ne demek kanal darlığı abla? Sınıfta kaldı. Dün gece çalışmamış. Işıklar mı söndü? Kanal darlığı ne demek? Kemiklerin sıkışması mı oluyor? Kanalların kireçlenmesi mi oluyor? Hangi kanalların? Beyine giden kanalların. Bravo. Güzel bir şeyler söyledi. Doğru söyledi ablam. Bu ablama bir tane terlik hediye edelim. Terlik firmamız, bizim sponsorumuz olan terlik firmamızdan ablama bir tane terlik edelim. Doğru söyledi. Şu beyazı da getirin. Kardeşlerim bakın kanal darlığı önemli. Neden önemli? Şuradan ana sinir döndür şöyle. Şöyle tut şunu. Bakın buradan geliyor böyle aşağı kadar iniyor. Bakın arada sarı sinirimizi görüyorsunuz. Bu kanal baskılarla şunlarla bunlarla bu kemiğin yapısı bozuluyor. Bu kanal daralıyor. Daraldığı zaman olduğu yerde bu böyle sıkışıyor. Bu biraz riskli bir şey işte. Bu kötü bir şey birazcık. İşte bunlarda teknoloji ilerledi. Doktorlarımız giriyorlar buraya. Böyle bunun kenarını hiç sinire dokunmadan genişletme ameliyatları yapıyorlar. Kardeşlerim bazen o kadar ilerledi ki, iyi dikkat edin. Kanal darlığı burada. Ama buraları açacağı zaman bir sürü sıkıntılar olabilecek. Tam şu kuyruk kemiğiniz var ya, şurada kuyruk kemiğiniz tam şurada, tam şurası. Şuradan özel bir kamerayla giriliyor. Bak şu aradan giriliyor. Bu kanalın içine gidiyor. Geliyor burada dar bölgeyi buluyor. Oraya özel bir sistemle orayı temizliyor. Bazen lazer veriyor, bazen ışık veriyor. Orayı temizliyor, buradan böyle çıkıyor. Sen de şaşırıyorsun, benim diyorsun, benim burada. Hiç buradan bir şey yapmadı, adam kuyruk sokumundan niye yaptı diyorsunuz. Öyle sistemler gelişti, çok büyük teknolojiler gelişti. Çok güzellikler ve bunlarda da bizim Türkiye bir numara. İnanılmaz ileriler. Kardeşlerim hiç mütevazilik göstermeyeceğim. Türk doktorları, samimi söylüyorum, bütün dünyada inanılmaz ileriler. Her yönden çok farklılar. Artık bütün dünyadan diyorum bakın, dünyadan Türkiye'ye ameliyat olmaya geliyorlar. Estetik için geliyorlar, göz için geliyorlar, kulak için geliyorlar, diş için geliyorlar, bel ameliyatları için geliyorlar. Yani Türk doktorları kongrelerde falan kendimizi çok kabul ettirdik. Onlar da kabul ediyorlar. Sizin diyorlar el beceriniz bizden üstün. Çünkü onların alet edevatları vardı eskiden. Bizim el becerimiz vardı. Şimdi onlardaki en iyi alet daha çıktığının ertesi gün Türkiye'mizde var. Çünkü hakikaten son dönemde bakanlık bununla hususu. Doktor diyor ki sen iste. Hemen bana yaz. Şu alet çıktı istiyorum. Hemen anında inceleyip ne alet istiyorsa. İsterse bu hastane Doğu Beyazıt'ta olsun. Doğu Beyazıt Hastanesi'ne bile o alet alınıyor. Öyle güzel bir imkan sundular. Ve doktorlarımız da bunu çok güzel kullanıyor. Türk doktorlarına güvenin, inanın, gerisini siz merak etmeyin. Sadece ve sadece istediğimiz doktorlarımıza güvenmek. Ama bugün haberlerde gördük ki Antalya'da bir hastanede bir doktoru bıçaklayacağım diye geliyor adamı biri. Ondan sonra da Allah'tan güvenlik görevlisi geliyor. Onu mani oluyor, engelliyor. Ama bu sefer güvenlik görevlisini bıçaklıyor. Daha önce başka bir yerde de acil serviste bir doktora sen niye benim hastama doğru düzgün müdahale etmedin? O hastaya niye şey yaptın diyor. Çekiyor vuruyor. O doktor maalesef şehit oluyor. İşte kardeşlerim maalesef doktorlarımıza karşı böyle tamam o anda çok acılısınız, çok sıkıntılısınız ama vallahi billahi en beğenmediğiniz doktor bile sizin için çabalıyor ya. Sizin için uğraşıyor ya. Yapmayın ne olursunuz hemşire kardeşlerimize, oradaki görevli kardeşlerimize lütfen dikkat edin. Şimdi buraya ablalarımızı aldık. Bel ağrısı dedim neredeyse bütün salon hepsi gelmeye kalktı buraya. Gelin dedim bir oturun bakalım. Herkesin belinde ağrısı var. Soralım bakalım bu ablamın neresinde belin ağrısı? Belimin tam şu arka kısmında. Ne diyorlar belinde ne var diyorlar? Kemik erimesi. Kemik erimesi var diyorlar. Hanım kardeşlerimiz de çok önemli bir husus. Bizim o eriyen hakiki kemikleri hazırla Berna Hanım. Sağ tarafımda bel kemiğinde daralma var. Bakın bu ablamızda da daralma. Dikkat ediyor musunuz? Hep konular farklı farklı. Biz tesadüfen buyurun dedik geldiler. Sormaya devam ediyoruz. Ben de bel fıtığından ameliyat geçirdim. Kardeşim de bel fıtığından ameliyat geçirmiş. Ne kadar oldu ameliyat olalı? 3 yıl, 4 yıla giriyorum. Yok. Bir de şey getir şimdi.
Şu bel kemiğinden ameliyatta ne yapılıyor onu gösterelim. Getir. Ameliyatta şu hakiki onları ver. Ameliyatta ne yapılıyor onu göstermek istiyorum. Evet. Benim gibi bir adamla çalışmak biraz zordur böyle. Bir anda lıp diye aklıma geleni isterim. Sanki benim aklımdakileri de onlar hemen bilecek diye yapın. Bilmedikleri zaman da kızarım işte öyle bir huy. Ne yapayım ben de bir an önce her şeyi çok çabuk göstereyim. Çabucak olsun istiyorum. Bel ameliyatında ne yapılıyor şimdi onu gösterelim. Bu kardeşimiz bel fıtığı ameliyatı olmuş. Nasıl bir şey yapılıyor? Bakın kardeşlerim şuradaki sıkıntı var ya. Buna genelde arkadan giriliyor. Arkadan giriliyor. Şu sinir şöyle kenara alınıyor. Burada çok dikkat edilecek husus odur. Eğer bu ameliyat esnasında bu sinire bir şey yaparsanız Allah korusun o zaman sıkıntılar oluyor. Bir sürü orada tutmamazlık oluyor, bir şey oluyor. Bu hemen kenara alınır. Özel bir sistemle kenara alınır. Ondan sonra bu çıkan fıtık buradan temizlenir. Bakın şöyle. Aldık bunu buradan. İşte burası rahatladı. Yalnız bir sıkıntı var burada, bir sıkıntı var. Ameliyattan sonra ki her ameliyattan sonra %90 hastalar hemen bir rahatlarlar, bir ferahlarlar. Ondan sonra doktorlarını fazla dinlemezler. Dediklerini yapmazlar. Hareket yap derler, şu bunu yapmazlar. Bakın şöyle bir durum olur, dikkat edin. Ne oldu? Sinir daha çok sıkıştı. Ondan sonra der ki, ya ameliyatta oldum, tekrarladı. O tekrarlamadı, sen laf dinlemediğin için tekrarladı bu. Bak ne oldu, nasıl sıkıştırıyor bak şimdi. Biz diyoruz ki mümkün olduğu kadar zaten doktorlarınıza bırakın 100 tane bel fıtığının ancak 2 tanesi ameliyat gerektiriyor. Öbürleri bu taraflarda oluyor fıtıklar. Buradaki aynen öyle %2. Siz doktorlarınıza bırakın. Acil diyorsa tamam gidin olun. Ama acil değilse birazcık tedavi yapın kendinize. Şimdi biraz sonra bizim söyleyeceklerimizi yapın. Biraz sonra göstereceğiz. Sallanma hareketi var. Barfiks demirini hazırlayın. Onları yapın. Başka hareketler göstereceğim. Onları yapın. Biraz sonra lapa vereceğiz. Onları yapın. Biz de size biraz sonra göstereceğiz. Sallanınca ne oluyor? Bakın. Bakın sallan diyor. Ama burayı biraz ısıttıktan sonra. Buradaki kasları ısıttıktan sonra. Sallanınca şöyle bir şey oluyor. Bak. Bak işte geçti fıtık. Gördünüz mü? Hem de ameliyattan daha iyi bir durum oldu şu anda. Neden? Burada gene disk duruyor. Bir sıkışma olmuyor. İşte kardeşlerim bu yüzden dediklerimizi güzelce tutarsanız tedaviyle de fıtıklarda düzelme olabiliyor. Hani fizik tedavi yapıyorlar. Başka türlü biz egzersizler gösteriyoruz, lapalar yapıyoruz. Bu şekilde düzelme olabiliyor. Peki bazen de diyoruz ki ya geçti tekrar başladı. Nasıl olduğunu göstereyim. Bu geçti. Şimdi iyi mi? Sonra bu tekrar kayıyor. Siz hareketleri bırakıyorsunuz. Tekrar sıkıştırıyor. Tekrar başladı oluyor. İşte buradaki olay da bu şekilde. Şimdi sormaya devam edelim bakalım. Sende nasıl bir şey oluyor abla? Kireçlenme var bende. Kireçlenme var. Ablamki kireçlenmeden doğru. Bu anam da ta Sivaslardan kalkmış gelmiş. Sivas'ın neresinden anam? Yıldızeli için. Yıldızeli. Yıldızeli'nden geldin, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş gördüm. Ne oldu, neymiş şikayetin? Bu dizim kireçleme. Dizim, belinde ne oluyor belinde? Belimde de ellerim uyuşuyor, ceyran çalmış gibi. Kulağım 20 senedir çekiyor. Şimdi bakın başka bir şey söyledi, güzel söyledi. Ver şuradan iskeleti verir misin? Ben anladım. Hah, onu, bravo. Şimdi belimde ağrının dışında diyor, yukarıda kulaklarım, ellerim uyuşuyor. Bakın, burası bir apartman düşünün. Apartmanın üst katı boyun bölgesi, alt bölgesi burası. Altta bir sıkıntı varsa üstte de oluyor, üstte bir sıkıntı varsa altta da oluyor. Bu şekilde sıkıntılar olabiliyor. Ablam da diyor ki kulaklarımda uyuşmalar oluyor, şeyler olabiliyor diyor. Fonetik var, çelgeler. Tamam. Senin dediğin tamam. Öğrettim, sirke kodu foneğine. Sen seyredeyim 4,5 senedir seni. Allah razı olsun. Sirkeyi kodum, kulağımı böyle fonik kodum tuttu. Sanki yel dipi aru, sözümün eşyarısı çarpıyor. Pazar günü daha yeğenidir. İyi. Bu dizimi de vizigaket ameliyat ol dediler. Tamam. Onları şimdi hepsini konuşacağız. Konuşacağız. Evet. Ayakkabıların da pek havalıymış canım. Senin için şey. Benim için giydin. Oy kıyamam seni. Hoş geldin anam. Hoş geldin. Senin için. Hoş geldin Serap'ı güzel Serap'ı benim için öpen. Tamam Serap'ı senin için öpeceğim. Serap'ın bugün oyunu vardı gelemedi. Ana sizin orada yöresel midir bu? Nedir yok, bu? Yok benim başım ağrıyor. Kafam dönüyor. Beyin dönmesi var. 5 tane yastığına doktor Atatürk gibi Robert gibi böyle yatıyor. Atatürk gibi yatıyor he. Atatürk gibi yatıyor. Böyle yattığı buraya böyle yiyor. Böyle. 20 senedir böyle. 20 senedir öyle yatıyorsun. 20 senedir böyle. İstanbul'da şeye gittim söylemeyeyim. 23 teyzemi yatırmam dedi.
10 tane yastık on dayalı böyle. Dursun dedi. Dursun atar. Yatarsa başı mı dönüyor? Başım dedi. Dönüyor, beyin dönüyor. Birazcık kritik şeyler söylüyor. Neden dönüyor? Çünkü getir onu da göstereyim, iskeleti ver gene. Neden döndüğünü göster. Pazar günü daha perişan etti. Sabahçar hiç yatmadı. Tabii, tamam. Şimdi bakın kardeşlerim, neden boynunda ağrıdan başı nasıl dönüyor? Şu sarı sinir, şu kırmızı ne? Beyne kan getiren damar. Burada oluşan bir sıkıntı bu damarı sıkıştırıyor. Damar sıkınca ne oluyor? Beyne yeterli kan gitmiyor. Yeterli kan gitmeyince ne oluyor? İşte başı dönüyor. Yeterli kan gitmeyince ne oluyor? Kulaklarında çınlama oluyor. İşte ne diyor? Yatırmayın dedi doktorcuğum, böyle yapınca daha çok sıkışacak. Ondan dolayı ona göre ayar. Yastığına böyle dayalı duruyorum. Beş tane evet, yastığına. Dayalı duruyorum. He. Tamam. Şimdi biraz sonra göstereceğiz. Atatürk'ümüzü... Emre senin çok hayranın. 4,5 senedir seni bulamadım. Daha Allah ölme. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Daha da ölmen gari. Büyük kızım var. 47 yaşında, sana çok selamı var. Oğullarımın çok selamı var. Aleyküm. Onun da eli ağrıyor. Sana gelmek tamam, hepsini konuşuruz. Hepsini konuşuruz. Tamam. Senin çok hayranın. Allah razı olsun. Bir tane. Yolumu bulamadım. Gelemedim. Tamam. Allah şimdi geldin çok şükür. Geldim, şimdi beraberce hallederiz. İnşallah. İnşallah konuşacağız. Şimdi sevgili kardeşlerim, biraz sonra size güzel bir lapa yapacaktım. O lapayı da yapalım. Onun da nasıl uygulayacağını gösterelim. Ama şu anda beli ağrıyan var mı içinizde? Şu anda ağrısı olan, şu anda ağrısı olan. Nerende? Bel bölgesinde mi? Tam bel bölgende ağrı var. Tamam, o zaman ablam da uygulayalım bakalım. Bel ağrısı geçecek mi, geçmeyecek mi görelim. Ablamı siz hazırlayın, ben de burada yapa durayım. Bir kere ne yapacağız? Önce belimize birazcık sıcak uygulayacağız. Sıcağı sıcak su torbasıyla yapabiliriz. Sıcak su torbasıyla yapabiliriz. Ya da böyle ısıtıcılar vardır. Isıtıcıları da getirin. Getirin gösterelim. Bakın böyle ısıtıcılar vardır. Ya da böyle gördüğünüz gibi su torbasını koyarız. Bakın tutun şöyle. Mesela ısıtıcılar vardır sıcak, böyle. Sıcak. Bunu böyle güzelce takarsınız. Hiçbir elektrik çarpması yapmaz. Neden? Çünkü pil gibi çalışır bu. Tut anne, tut bakayım, tut. İşte böyle ısıtılır bu. Elektriğe takılır, pil gibi bir şey. Ondan sonra bunu belinize takarsınız böyle. Belinizi bir güzelce ısıttıktan sonra neden ısıtacağız? Isındığı zaman oradaki damarlar genişliyor. Oradaki kan dolaşımı hızlanıyor. Belimizi ısıttık. Isıttıktan sonra ne yapacağız? Şimdi onu göstereceğiz. Ablamın beline birazcık sıcak koyun bakalım. Sıcak koyun ablamın beline. Heh, al şunu. Hemen ablamın beline koy. Ondan sonra ne yapacağımızı gösterelim. Şimdi size çok özel bir krem yapacağız. Bunu lütfen yapınız. Çok basit, çok kolay. Başka eklemlerinizde de kullanabilirsin. Hepimizin evinde olan istediğiniz marka kolonya, ne olursa olsun hiç fark etmez. Bir kolonyamız lazım. Bunun için bir de vazelin lazım. Şu gördüğünüz vazelin. Vazelinden lazım. Nasıl yapacağımızı anlatalım. 2 çorba kaşığı kadar vazelini aldık. Şöyle bir kabın içinde, kaynayan suyun üstüne koyduk, erittik bunu. Bak böyle ince hale getirdik. Vazelin biliyorsunuz böyle koyu. Bakın böyle koyu. Biz bunu ne yaptık? Sıcak suyun üstüne koyduk. Sıcak suyun altta kaynıyor. Onun buharıyla bu yumuşadı vazelin. Yani sıvı vazelin, katı vazelin sıvı hale geldi. Bakın böyle sıvı. Şimdi bunun içine ne yapacağımızı anlatıyorum. İyi dikkat edin kardeşlerim. Bu her yerde bulabileceksiniz. Kafur. Kafur. Ağacını da gösterecekler şimdi. Kafur ağacı vardır. Ondan elde edilen doğal bir malzeme. Onu gösterelim bir zahmet. Ondan sonra bunu böyle güzelce bir kabın içinde ezeceğiz iyice. Toz haline getirmemiz lazım. Çok güzel ezdik. Sevgili kardeşlerim, bunu böyle toz haline getirdikten sonra bunun içine bir çorba kaşığı dolusu kolonya koyacağız. Şöyle bir çorba kaşığı kolonya koyacağız. Tamam, koyduk. Ondan sonra bununla beraber karıştırarak bu kafuru bunun içinde eriteceğiz. Kafurun en büyük özelliği kardeşlerim, kafur ağacından elde ediyor ve ağrı kesici özelliği var. Bütün ağrı kesici kremlerde bu vardır. Bu ana maddesidir. Ben de size onu anlatıyorum. Her türlü baharatçılardan bulabilirsiniz kafuru. Bakın güzelce erittik mi kolonyanın içinde, eridi. Kolonya yok bizim evde diyenler limonla da yapabilirler bunu. Limon sıkarsınız. Limon suyuyla da olabilir. Sirkeyle de olabilir.
Hangisi kolayınıza gelirse. Bunu güzelce erittik mi erittik. Sonra ne yapıyoruz? Bu vazelinin, sıvı vazelinin içine bunu katıyoruz. Sıvı vazelinin içine bunu kattık. Güzelce karıştırıyoruz şöyle bir. İyice karıştırdık. Şimdi biraz sonra çok güzel kokulu, harika bir krem elde ediyoruz kardeşlerim. Hepinizin yapabileceği. Bir de şimdi bunun içine bir çorba kaşığı dolusu bulabilenler kantoronu ozonlusu. Ozonlu kantoron yağı. Kantoron kas gevşetici özelliği vardır. Ozon da orada oksijen sağlar. O çok önemli. Ozonlu kantoron yağından bir çorba kaşığı koyduk. Ozonlu kantoron yağı bulamayanlar kantoron yağı ile ozon yağı da koyabilirler. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar da bunun içine kantoronlu ozon yağı koyduk. Şimdi kardeşlerim bunun içinde ne var? Vazelin, kafur, ondan sonra ozonlu kantoron yağı. Bulamadınız normal kantoron yağı, ozon yağı olabilir. Hiçbir şey bulamadım. Onları ben nereden bulayım diyenler saf zeytinyağı da olabilir. Saf, sıvı, sızma zeytinyağı da olabilir. Bak karıştırdık mı? Şimdi bunun içine ne yapacağız bir de biliyor musunuz? Birazcık orası kızışsın. Biraz şöyle hafif yaksın da rahatlatsın diye. Güzel şöyle acı kırmızı biber. Pul değil. Toz biber. Toz olacak ki güzelce karışsın. Şöyle yemeğinize koyar gibi şöyle birazcık acı kırmızı biberi de koyduk mu? Oh yeme de yanında yat. Bakın şimdi koklatacağım size de. Çok güzel kokulu, mükemmel bir krem elde ettik. Tek isteğim var. Bunu sürdükten sonra ellerinizi hemen yıkayınız. Ellerinizi yıkamayıp gözünüze mözünüze sürerseniz yakar. Hafif kızıştırıcı şeyler koyduk. Ya da başkası sürecekse muhakkak ellerini güzelce yıkasın. Ona dikkat ediniz. Biz şimdi program yaptığımız için elimize bir eldiven giyelim. Ablamın ağrıyan neresiyse orasına uygulayalım. Bir de şimdi kokusunu da koklatacağım sizlere. Çok güzel. Güzel kokuyor değil mi? Çok güzel. Kafurun kokusu bu. Evet, kafurun kokusu abla. Şimdi belinde ağrısı neresiyse ablamın oraya uygulayacağız. Tam belinde şöyle duralım. Belinde ağrıyan neresi ablacığım? Tam burası değil mi? Tam burada. Şu anda vardı ağrın değil mi? Evet. Peki şimdi biz oraya bir uygulayalım bakalım bu kremimizi. Bakın şöyle. Ben şimdi bele uyguladıktan sonra buralara nasıl masaj yapacaksınız onu da gösterelim hazır. Bakın sürüyoruz kremimizi. Kendi evde yaptığımız kremimiz vazelin, kantoron yağlı ve kafurlu kremimizi. Bakın iki tarafına şöyle masaj yapıyorum. Nasıl iki tarafına? Tam ortada kemik var. Kemiğin olduğu tarafa değil. Yan taraflarına şöyle masaj yapıyorum. Mikrofonu tut bakalım ablama. Çok rahatladım. Bir ferahlama o hissediyorsun değil mi? Bakın bu kadar çabuk da olsa çabucak bir ferahlama olur. Bunu gördüğünüz gibi hemen bir ferahlama hissediyoruz burada. Gördüğünüz gibi yapıyoruz şimdi onu. Evet. Güzelce kremimizi sürdük. Biraz sonra şimdi ablama tekrar soracağız. Biraz daha beklesin. Hem oranın kızıştığını hem kızışmadığını güzelce göreceğiz. Ablamıza göstereceğiz. Biraz konuyu değiştirelim. Hani Fransa'da bir görüntülerimiz var demiştim. Dün görüntülerimiz gittik Fransa'ya demiştim. Orada böyle güzel bize ödül de vermişlerdi demiştim. Burada Fransa'da bizi ağırlayan, bizimle ilgilenen kardeşlerimiz var. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Başkanım Ali Kemal Güzellere, İzzet Doğanel Başkanıma, Yavuz Ankaralı'ya, Musa Yılmaz'a, Mehmet Aygün, Recep Ali Aygün kardeşlerimize, Ramazan Doğanel kardeşimize ve bizde çok koşturan İsmail Camcı kardeşimize ve bütün bu işleri organize eden İsmail Alataş kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bakın hikayeyi anlatayım çok enteresan. 5 tane iş adamı orada bir araya geliyorlar. Bunların yardımcıları beraber de var. Diyorlar ki bu fuarı düzenleyeceğiz. Zarar ederse bizim. Biz ödeyeceğiz. Hiçbir derneklere zarar yok. Ama kâr ederse, 1 kuruş da kâr etse, 100 milyon da kâr etse, 100 milyon dolar da kâr etse, 100 milyon euro da kâr etse vakfın, daha doğrusu derneğimizin, daha doğrusu o Kur'an kurslarının, o çocukların okul yurtlarının, böyle gönül vermiş bir insanların görüntülerini görelim. Biz de gittik orada konuşmalar yaptık.
Yarın da yine başka görüntülerimiz var. Onları da göstereceğim. Ama bu görüntülerimizden bir kısa bir süre görelim bakalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Kardeşlerimizle beraber olacağız. Onlara konferanslar vereceğiz. Buradaki hastalarımıza, danışanlarımıza yardımcı edeceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Geldik Lyon'a. Lyon'un simgesinin önünde sizinle bir görüntü çekiyoruz. Bakalım neler görüyoruz. Türkiye'ye selamlar. Taban çökmesi var. Bak bak. Bak nasıl içe doğru dönük çocuğun ayağı. Görüyor musun? Bak çocuğun ayağı içe dönük. Bu taban çökmesi. Şuradan destekli tabanlık yaptırmak. Bas oğlum ayağını. Bas yavrum bak. Bak şöyle. Şuradan destekli tabanlık yaptırmak lazım. İçeriye doğru çok çöküklük var burada. Görülüyor bak. Görüyor musun bacım? Evet evet. Bak nasıl çökmüş içeriye doğru. Bunun şöyle olması lazım. İşte bundan dolayı bacakların buralarında ağrılar olur. Anneler babalar çocuklarınızın ayaklarında ağrılar varsa muhakkak tabanlarını kontrol ettiriniz. Bilhassa bu yaştaki çocuklarda ayak tabanı çökmesine bağlı çok ağırlar oluyor. Bunun için muhakkak kontrollü tabanlık yaptırmak lazım. Evet, Fransa'da bir kardeşimizi yakaladık. Kardeşimizin programı her gün seyrediyoruz. Neler yapıyoruz? Şöyle bakalım. Sizinle her sabah beraber işte. O hareketleri yapıyoruz. Sabah sporumuzu yapıyoruz. Ha. Boyun hareketlerini. Boyun hareketlerini. Omuz hareketlerini. Omuz hareketlerini. Yaptıkları rahatlıyor musun? Tabii. Allah razı olsun. Sağ ol. Evet geldik Fransa'da Lyon şehrinde. Kardeşlerimiz burada kendilerine yardımcı olmak için dinleyeceğiz bakalım dertlerini. Ne sıkıntıları varmış onlara göre yardımcı olmaya çabalayacağız. Ne oldu, ne şikayetin oluyor kardeşim? Benim 12. ayda boynumda bir ağrı başladı. Şiddetli. Ondan sonra omuzum, kolum sırtıma vuruyor sürekli. Devamlı ağrıların oluyor. Ama zonklama ağrılarım geçti. Normal ağrı var. Tamam. Hareket yapıyor musun? Yapıyorum, size bakıyorum ben. Bizim hareketleri yapıyorsun. Yapıyorum. Bu hareketleri yaptıkça rahatlıyor musun? İşte biraz. Tamam. Ben önce de yapıyordum zaten sürekli. Tamam. Sıcak yapmaya, sıcak yapmaya boyun omuz hareketlerini sakın bırakma, ihmal etme. Şuralarında bak sertlikler var. Bak, buralarında görüyor musun? Bu sertlikleri gidermek için boyun omuz hareketlerini çok yapman lazım. Yapıyorum onu sürekli. Ben kaç senedir yapıyorum. Ondan sonra sağa sola böyle eğmeleri bak. Bunları çok yapman lazım. Öne doğru eğmeyi, geriye doğru eğmeleri yapman lazım. Peki ağrıların böyle iniyor mu buraya doğru? Evet, iniyor mu? Zaten belim de ağrıyor, var ya. Ona boynunu, omuzuna, beline bolca hareketler yapacaksın. Bahçe temizde sallanma hareketi çok önemli senin için, onu yapacaksın. Uzun zamandan beri belin ağrıyor. Kalk bakayım ayağa. Dik dur bakayım, dik dur. Buralarda ağrı oluyor mu buralarda? Buranda? Evet. Bak. İyi bak ağrı. Bak, kürek kemiği dışarıda, ver elini. Bak. Bak, burada yok. Evet. Anladın mı? Bu kemik çıkıntılı. Bu kemik kızın burasında, burasında biraz eğrilik var bak. Şöyle dik dur anneciğim sen. Dik dur. Dik dur. Ellerin yanında. Bak buranın çukuruyla buranın çukuru farklı. Burası dolu bak burası daha çukur. Fark ettin mi? Bunun bu sırtında şurasında ve şurasında hafif eğrilik var. Kaç yaşındasın annem sen? 17. Şimdi bu kıza 19 yaşına kadar, 20 yaşına kadar çok dikkat edeceğiz. Bol bol parfüm sisteminde sallanacak böyle sırtını düzelmesi için. Bizim sitemiz var. Sitemize girecek. Orada sırt, omuz hareketleri var. Onları yapacak. Tamam mı? Bir de bir Türkiye'den bir yağlar getireceğiz. Onları yapacak. Ciddiye almazsanız kız hocam, onu yazın izine bilhassa, gelince size ulaşacağız. Olur, olur. Bilhassa istikbalde anne olacağı zaman sıkıntı çeker bu çocuk. Tamam. O yüzden çok dikkat edeceksiniz. Bak eğriliği bariz belli bak. Nasıl belli bak. Oldu mu? Çok dikkat edin buna. Tamam. Bağırsakların güzel çalışması için, bir tane kayısı. Kuru kayısı. Bir tane incir, iki tane de karayelik. Üstüne şöyle bir fincan su koyacaksın. Fokur 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 kaynayacak. İyice onları yumuşayacak. Yumuşacık olacak. Soğuduktan sonra onları yiyeceksin. Üstüne de su içeceksin. Bolca su içeceksin. Hı. Suyu içtikçe bu bağırsaklarında gayet güzel çalışmaya bak. Böyle de masaj yap karnına. Bir de ben televizyonda anlattığım o sirkelerden yap kendine.
Tabanlarında çökme var bak, parmak uçlarında çökme var. Ama ayakkabısıyla kontrol edilir, en ufak bir tabanlık falan bir şey yok. Böyle çocuğunuzda böyle bir durum varsa muhakkak tabanlık kullanması lazım. Bol bol parmak uçlarında yürümesi lazım. Ayak kaslarını kuvvetlendirmesi lazım. Bakın tabanlar çökük. Hiç tabanda çukur denen bir şey yok, içe basıyor. Bu ablamız buraya yaklaşık 450-500 kilometre uzaktan Paris'ten gelmişler. Yaklaşık 3-4 saatlik bir yolla. Şikayeti ayaklarında çok fazla egzematik dermit olmuş. Bakın egzemalara bağlı sıkıntılar var. Tırnaklarında mantar oluşmuş. Aynı şekilde diğer ayağında ve ellerinin tırnaklarında da gördüğünüz gibi mantar oluşmuş. Bunlarla çok iyi mücadele etmek lazım. Yalnız burada bir sıkıntı var. Buranın ilacıyla egzamanın ilacı farklıdır. Tırnak ilaçları, tırnak mantar ilaçlarını buralara sürdüğünüz zaman daha çok yaralarda azma olur. Nitekim öyle bir durum olmuş. O yüzden ablamıza şimdi bazı hareketlerini, bir de buralara neler yapacağını söylüyoruz. Ozon tedavisi, ozonlu suyla yıkamak, tırnaklarını yıkamak, bunlar iyi gelir. Özel kremlerini anlatacağız. Ayaklarını şeyler söyleyeceğiz. Bazı tavsiyelerimiz olacak. Bunları inşallah güzellikle hallolamış söyleyeceğiz. Ekranlardan hepimiz çok değerli, kıymetli bir üyem. Sağlık programlarıyla bizlere yol gösteren, efendim fikirleriyle istifade ettiğimiz çok değerli bir üyem Doktor Feridun Kunak Hocam. Şimdi hazır alkışlarınızla ben kendisini sahneye davet ediyorum. Mikrofonu kendisine takdim ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Evet, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Parmaklarınızı şöyle kapattınız. Şuradaki bölgeye diğer iki parmağınızla yaptığınız masaj sizi rahatlatır. Bu da uyku açısından çok faydalıdır. Aklınızda olsun. Bedeni relax yapabilir. Yine de ben uyuyamıyorum, uyku tutmuyor diyenler güzelce, sakince bir yataklara yatacaklar. Kendilerini, beyinlerine kendi kendine yapılan hipnozlar vardır. Nasıl? Ben çok güçlüyüm, ben çok akıllıyım, ben her şeyi hallederim, çok rahat bir uyuyacağım. Vücudumun direnci için, sağlığı için uyku bana lazım. O yüzden uyumakla uyumam gerekiyor. Ben çok güzel bir şekilde uyuyacağım diye mesajlar verir. Eder yahu diye hepimizin düstur etmemiz gereken bir kelimeyi abim sanatıyla işlemiş, ince ince oya oya yapmış. Allah kendinden razı olsun. İnşallah biz de baş köşemize koyup edep yahu demeyi öğreniriz inşallah. Allah kendinden razı olsun. Getirin, birkaç tane daha yastık getir. Şimdi anam nasıl yatıyormuş onu gösterecek beş, bize. Beş yastığına dayalıyım. Yani böyle. Hafif güneşten şurama getir yastıkları yastık getir. Kıstalıyım, dizim emeliyet, demir diz, var. Dizinde ameliyat demir olduğu var. İçin oraya demir olduğu için de oraya küçük de yastık koymuş. Dur bakalım şimdi ona da bakacağız. Sen şimdi bize nasıl yattığını bir göster. Al şu, şunu da bacağın arasına nasıl koyuyorsun? Bunu böyle bacağımın arasına yan güneşten böyle koyuyorum. Böyle. Yüksek, bunu da koyuyorum böyle. Sert dayana, duvara da dayıyorum böyle dimdik. Böyle dimdik yatıyorum. Böyle yatıyor. Peki. 20 senedir peki. Böyleyim. Hani demin dedin ya, Atatürk gibi yatıyorum dedi. Nasıl yatıyorsun Atatürk? O dedi Atatürk gibi yatacak böyle. Ha, doktor dedi Atatürk gibi dedi, yatacak tabii. Ha. Böyle dedi. Göster bakayım. Atatürk'ü sevmeyeniz. Bence de. Atatürk'ü sevmeyeniz. Allah razı olsun anamdan. Atatürk'ü sağ olsun. Sevmeyen olsun. Sağ ol, seni sevmeyen olsun. Sağ ol canım anam 4,5 benim. 4,5 senedir seni izleyeyim.
Allah size razı olsun. Size ömür kocam 20 tamam. senedir öldü. 8 tamam. sene yoksuz anası. Kıyamam sana. Hocam tamam. şehit oldu. Anama gül. Oo, nerede şehit oldu anne? Tokat Çamdubeli'nde askeriye arabası devrildi hayasına öldü. 20 yaşında kaynatım. Kocam da 40 yaşında öldü. Eyvah. Çocuklarımın biri 9, biri 8, biri 5,5 yaşındaydı babası ölünce. 5 kız 3 oğlu. Hepsine baktın he? Hepsine baktım. Kıyamam. Hepsine baktım. Onların derdinin de bir oldu. Tamam, işte. Kötü bir şey yok, kötü bir şey yok. Onlar seni çok seviyor, çok çok selamlar getirdin. Allah benim için öp anne dediler. Hadi gel bir öp beni önce o zaman. İhsan Kamış. Ali Kamış, Adnan Kamış, hepsinin kızlarını sana çok ulaşmak istiyorlar. Fakirlik getirmiyor. Hepsine selam gönderiyoruz. Şimdi anamın tedavilerini yapacağız, güzel şeyler söyleyeceğiz. Bu dizime vizik dedi işte. Vizik olup ameliyat olacağını dedi. Kaçtım, olamıyorum. Dur şimdi, olma bakalım. Şimdi biz onun tedavilerini yapacağız. Güzel, senin. Güzel şeyler yapacağız. Senin telliklerini, senin ayakkabılarını, uzunlarını yiyeceğim. Anama bir tane ayakkabı hediye ediyoruz. Benden yönetmenin müsaadeniz. Ben vereceğim, değil. Benden o. Anama bir tane ayakkabı hediye edeceğiz. Şimdi ayağına göre sizin ayarlarınızı buradakilerin inşallah. Hepsini seviyorum. Hepinizi, yönetmenini de, hanımını da, kızını da. Canımdan çok seviyorum. Kendi evlatlarım neyse onlar da. Allah razı olsun. Suudiye'yi benim için öp. Tamam. Hanımını öp. Hanımı öpeyim. Tamam, sağ ol. Allah dünya razı olsun. Dünya doktorluk ettin de şu gözlerin şuralarını etmedin. Bak torbalanıyor, tükeniyor. Türkiye'ye doktorluk ettin, Türkiye'ye. 4,5 senedir seni seyredeyim. Hocam yok gelemedim. Bak beni ne güzel incelemiş. İnceliyor. Biri bu gece geç yatarsam burada biraz torbalanma oluyor. Bütün siz ağlıyorsunuz ben dağılıyorum. Ben dağılıyorum. O babanı görse diyorum babanın şeylerini görse diyorum. Kıyamam sana. Allah razı olsun. Sağ ol. Bağırın yukarı. O kalbin güzelliği yüzüme vurmuş. Allah razı vurmuş. Olsun. Bir tane. Evvel Allah sonra sen dedin. İnşallah. İnşallah. Daha bu çağa yatmayın. Bismillah deriz. Ben ne zaman ameliyat oldu biliyor musun? Bıldır 12. ayın 1. ayın 22'sinde yatırdılar 23'ünde ameliyat ettiler. Bağırsak yapışmış. Yama var. Midem fıtık olmuş. Anne dedi çürür gangren olur dedi. Allah razı olsun doktorum. Bak kurtarmış. Yamada duruyor. Sivas'ta mı ettiler anne? Sivas'ta etmedi. İbrahim Karagöz var tanı o. Bin evlerde duruyormuş. Yıldız elinde yatırdı. Tansiyonum yükseldi kaldırdı. Dedi ki gitti o yeri acar. Yani vadeden gitti o yeri acar. Hep ölün dediler. Geldim İstanbul'da oldum. Oh çok şükür etmişler ameliyatını ne ettiler. Güzel. Ben doktorlarımı hep seviyorum. Hepsine Allah razı olsun. Hepinizden. Doktorlarımdan, hemşirelerimden. Ağrıyıp incimedim. Allah da onlardan ağrıyıp incimesin. Allah razı olsun. Allah razı doktorlar da koş koş geziyor. Hemşireler de dertlerimi yazıyor. Söyle doktor söyle ben ölür müyüm? Ben ölmeden yavrularımı ben görür müyüm? Oy. Anladın mı? Anladım. Doktorların kolunda altından saat. Ekmekler masada 3 günden bayat. Söyle doktor söyle ben ölür müyüm? Ölmeden ben öksüz yavrularımı ben görür müyüm? Hastanenin basamaklarına yan basa basa ciğerlerimden geliyor kan kusa kusa. Söyle doktor söyle ben ölür müyüm? Ölmeden ben yavrularımı ben görür müyüm? O senin gözlerini öperim. Canım. Seni doğuran ananın canım. Ayaklarının altından Allah öperim. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol bir çok tanem. Diyeceğim. Sağ ol bir tanem sağ ol. Hastanenin o incir ağacı hemşirelerin sözleri zehirden acı. Söyle doktor söyle ben ölür müyüm? Ölmeden ben yavrularımı ben görür müyüm? Benim kocama 23 sene oldu. Çocuklarım 5 kız 3 oğlan. Üçü de kirada duruyor. Allah kıyamam, sizi güldürsün. Kıyamam, amin amin inşallah inşallah. Allah ağlatmasın Allah güldürsün inşallah. Güzellikler versin dua edelim. Buradaki kameracılarına yönetmenine hepinize hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ömrünüz uzun olsun. Allah razı olsun. Siz İnşallah. Beni güler karşıladınız. İnşallah. Allah da sizi karşılasın. İnşallah. İnşallah. O bitecik kızını dallı budaklı etsin. Tamam. Güzel İnşallah. Ana babanın canına dağsın hizmetleri. İnşallah. Karı koca sen burada alıyorsun ben orada alıyorum. Allah razı olsun. Sağ ol. İnşallah. Oğlumu parmağa sağa seni getirmek istiyorum. Tamam getirmek konuşalım onların hepsini. Buyur. Hepsini hallederiz inşallah. Allah bir kızım var 47 yaşında. Çocuğuyum. Kaç tamam. senedir. Dur konuşuruz bakalım. Sana Allah çok diyor. Getirmek istiyorum. İnşallah onu da konuşuruz. Beni bu beynimden, bu bacağımdan kurtarırsan tamam, Allah inşallah. Da seni kurtara Allah yavrum. Allah büyük inşallah. Beraberce yapacağız inşallah. Kalma. Estağfurullah. Bu şiiri kim söyledi? Nereden buldun? Sizin hakkınızı yemek istemiyorum. Estağfurullah.
Pir Sultan aptalım gezerek gelir, elinde fermanı yazarak gelir. Ölenler de yerime ölmüyor, bir gün dolanarak bize de gelir. Dervişalim bakışına böyle mi girdi düşüne, iki cihan güneşine bari dilde Kur'an vardır. İçme bu çeşmenin suyunu, tası yok, kırma kimsenin kalbini, yapacak ustası ya, yok. Ya yapacak ustası yok ya. Ya Pir Sultan Anladım. Aptalın sözünü hiç unutmayalım ya. Kırma insan kalbini yapacak ustası yok ya. Aşmaz solmaz tüllü çiçek, kimler güldü kim gülecek. Murat yalan ölüm gerçek, sizin gibi dostlar beni hatırlasın. Gün ilkinde akşam oldu, gör ki başa neler geldi. Veysel gitti adı kaldı, sizin gibi dostlar beni hatırlasın. Tütmez baca yanmaz ocak, selam olsun kucak kucak, sizin gibi dostlar beni hatırlasın. Yüzünü yırttım cırnağınan belinen, yine karşıladık beni gülünen, benim sadık yarım kara topraktır. Havaya baksam havalurum, toprağa baksam dovalurum, topraktan ayrılsam nerede kalırım, gizli kusurlarımı toprak gizliyor. Hey Pir Sultan aptalım hıtır başa, beni hasret kodum kavum kardeşe, daha neler gelir bu sağ olan başa. Allah razı olsun anama. Allah razı olsun. Sağ ol canım anam. Sağ ol. Sağ ol. Aşık Veysel'imize, Pir Sultan Şeyh'imize hepsine selamlar olsun. Güzel dualarımız olsun. Allah gani gani rahmetler eylesin. Allah senin anama da, anama da, dersin. Anama da, bütün hastalarımıza da Rabbim şifa versin. İnşallah anamın iyiliğinin sebebi biz oluruz. Yoksa biz Sana 4,5 senedir kavuşamıyorum. Yoksa biz iyileştirebiliriz diye bir şey olamaz. İnşallah. Allah emrederse biz sadece ve sadece İnşallah sebep oluruz. Yavrum. İnşallah o sebebi bizizdir inşallah. Dur bakalım sen şimdi otur, güzel şeyler olacak inşallah. Hocam. İnşallah inşallah. Şimdi anam dursun orada. Gel bakalım buraya soralım. Berna Hanım gelin bakalım. Annem, ablama soralım bakalım. Nasıl oldun bir tanem? Çok rahatladım. Hiçbir pozisyonda kardeşler, hayatta duramazdım. Kardeşler, kadın da her yerde kadın ha. Gözlüğünü de hemen burada takmış ha hemen. Reklam arasında gözlüğünü de takmış burada süslü süslü. Şimdi ablamın beline uygulamalar yaptık. Kremimizi sürdük daha doğrusu. Bir de ısıtıcı koyduk. Nasıl oldun bir tanem? Çok rahatladım. Bu pozisyonda hiç uzun zaman duramazdım. Eskiden böyle yatamazdım. Hayır hayatta demin çok severim. Demin reklam arasında dedik ki işte seyircilerimiz. Abla kalk dedik. Yok yok dedi. Ben kalkmayacağım. Çok rahatım. Çok rahatladım. Çok rahatladım. Doğru mu? Çok vallahi yumuşadı belim. Oh, çok rahatladım. O ısıtıcı da seni iyice rahatlattı. O süper zaten. Tamam. Şimdi böyle acaba daha başka neler yaparız? Hemen şurada onu da gösterelim. Getir bakalım bir kremimiz vardı şurada. Hemen... Ozon yağımız önemli. Ozon yağımız bulamazsanız saf zeytinyağı olabilir. Kantaronlu yağımız olabilir. Hangisi varsa onu şöyle güzelce belimize sürdük. Belimize sürdükten sonra sevgili kardeşlerim her zaman gösteriyorum ama ne olur bunu yapınız. Çok faydalı bir şey, çok rahatlatıcı bir şey. Şu pompa ama böyle şöyle körüklü tabir edilen cinsinden almanız lazım. Bakın bu düzler o kadar iyi olmuyor. Oluyor da bunun kadar olmuyor. Şöyle bir temiz bir pompanız sırf bel için olsun evinizde. O kadar ferahlatıyor ki. Bakın ne yapacağımızı gösterelim. Şöyle yapacağız. Eşi bir gel bir dakika. Gel eşi bir gel. Sana bir öğreteceğim şimdi bak ne yapacağını. Bak şimdi şöyle çekiyor. Bak ne güzel çekiyor orayı gördünüz mü? İşte bu vakum tedavisi. Hastanelerde de yapılır. Makinalarımız var. 22 milyara eski parayla konuşuyorum. 22 milyara aldım aynı makineden. Bak görüyor musunuz? Bak ne kadar kolayca bu pompa yapıyor. Gel abi bak. Ablamı ne yapacağını gösterelim sana. Mikrofonu tut Berna'cığım. Tamam gel. Gel. Abi bak pompayı şöyle bastırdık. Şimdi şöyle şöyle gezdireceksin. Şöyle şöyle bir gezdir bakalım. Heh, alttan tut şöyle ya. Abi. Heh, şöyle şöyle. Heh. Yap şimdi. Süper. Evet. İşte bu. Abim yapar mıydı masaj? Yapar. Allah razı olsun. Krem falan sürer şey yapar. Sürer. Yapar, İyi maşallah. Yapar. Bak hissediyor musun şimdi çektiğin oradaki? Çok güzel. Çok güzel, ben çok rahatladım. Bakın pompayı yapmak kolay bir şey. Soralım, kolay mı abi yapmak? Çok kolay, çok. Gördünüz mü? Ne olur bir tane pompa elde edin kendinize. Böyle körüklü pompa. Eskiden bunların fiyatları ben söylemeden önce 1,5-2 liraydı. Şimdi 5 liraya çıkmış yalnız haberiniz olsun. Geçen pazardaki esnaf diyor ki, hocam diyor 1,5-2 lira deyip durma, kavga ediyoruz burada diyor. 5 ile 10 lira arası oldu, haberin olsun diyor. Yani bu körükler bir süreden sonra artmış. Ama 10 lira da olsa, 5 lira da olsa çok basit, çok önemli bir alet. Ne olur yapınız, çok fayda görürsünüz, çok rahatlarsınız. Şimdi 5 tabi hocam yapılacak. Allah razı olsun. Günde bir sefer yapsan da olur. Şimdi bir de dur abi. Şimdi bir de biz sizde şey yapalım. Şu patateslerimiz nerede? Şu Anadolu usulü kupa çekmeyi de yapalım. Kupa çekme de hakikaten çok farklı bir şeydir. Çok rahatlatıcı bir şeydir. Onu da hemen bir gösterelim.
Kupa çekmeyi biliyorsunuz şöyle. Abi yana şöyle. Krem ver birazcık şey. Kupa çekmeyi eskiden nasıl yapardık? Bakın hemen sürdüğümüz o yağları da beden emdi. Neden emdi? Çünkü burada yağla beraber kanlanma arttı. Gözenekler açıldı, olduğu gibi emiverdi. Şimdi ne yapacağımızı gösteriyoruz. Hemen gösterelim bakın. Şimdi bir normal eskiden Anadolu'da kupayı şöyle çekerler. Bilir misin kupa çekmeyi abi? Evet. Bilir misin? Bilirim. Nasıl yapardın sen? Şöyle ateşi yakıp bunun içine atıp böyle mi yapardın? Evet. Böyle yapılır değil mi? O şişiyorken kabarıyor. O kabarıyor, o da içine yapıyordu. Evet. Bunu yaparken diyoruz ki yanabilir diyoruz. Burada tehlike olabilir diyoruz. Burası yanabilir diyoruz. O yüzden biz diyoruz ki şöyle patateslerin ortasına kibrit koyunuz. Böyle koyduk. Bunu da getireceğiz. Buraya üstünü kapatıvereceğiz. Göstereyim bak şöyle. Bir dakika şöyle. Ekmek kabuğuna da koy. Ha, ekmek kabuğu da olabilir. Doğru. Yak, yak bakalım. Bak şimdi bunu getireceğiz. Böyle üstünü kapatıvereceğiz. Bak şimdi sönünce nasıl çekecek? Bak nasıl çekti gör. Bak nasıl evet. Çekti gör. Berner'cim sen tut şimdi. Abi burada yalnız yapacağımız bir şey daha var. Demin pompayı gezdirdiğin gibi bunu böyle böyle gezdireceksin. Yap bakalım. Hocam bu daha kolay. Bu da kolay. Gördüğünüz gibi. Bu cam olduğu için daha kolay kayıyor. Bir de yağını tazeledik, evet. Bir de ondan dolayı. Evet. Bakın nasıl kıpkırmızı oldu burası. Kanlanma arttı çünkü. Lütfen evinizde bunları uygulayınız. Basit şeyler de çok faydalı. Şimdi ablamı bir kaldıralım. Bir şey daha göstereceğiz ablamda. Bir şey daha göstereceğiz. Kapatın siz. Ablamı bir kaldırın. Kaldırın ablamı bir şöyle bir. Ne yapacağımızı göstereceğiz. Böyle belinizi iyice ısıttıktan sonra, bu kupayı ya da pompayı yaptıktan sonra şu hareketi ihmal etmeyiniz. Ne yapacağız? Arayı açmak için hepinizin evinde sallanacağınız bir yeriniz olsun. Ablacığım gel şöyle bir. Gel canım bir tanem. Şuradan tutun. Bırak kendini şimdi. Bırak. Dizlerini kıvır. İşte kardeşlerim. Bu durum böyle. Şunu tut şöyle. Bakın bu gördüğünüz gibi bu hareket inanılmaz rahatlatıcı, çok ferahlatıcı bir şeydir. Lütfen evinizde böyle sallanacak bir yeriniz olsun. Bakın ablam da maşallah çok atrobik. Ama şimdi yürüyüşe bile koşarım, yürüyüşe bile giderim. Maşallah çok güzel atletik bir bedene sahip, ne kadar güzel yapabiliyor. Hareket çok gördüğünüz gibi her türlü eğilmeler, kalkmalar yapabiliyor. Demin gördüğünüz de güzel çöktü, kalktı. İşte kardeşim tut mikrofonu. Ne kadar rahatladın? Çok rahatladım. Çok anadan yeni doğmuş gibiyim. Görüyor musunuz? Lütfen. Ve şu anda 10 kilometre yürürüm herhalde. Duyuyorsunuz değil mi? Lütfen bunları yapınız. Çok rahatlatıcı, çok ferahlatıcı bir şeydir. Şimdi bir de bir iki hareketimiz var, onu göstereyim. Gel bakalım abla şöyle. Siz de gelin, birkaç tane ablam daha gelsin. Yatalım şöyle. Dümdüz ayaklarınız öyle, başınız bu tarafa doğru yatınız. Gel abla sen de gel. Başka gelmek isteyen. Sen de yat şöyle. Sen de yat abla. Şimdi size belinizin sıkışıklığını kendi kendinize rahatlatacak hareketleri gösteriyorum. Kendi kendinize evinizde rahatlatacak hareketi gösteriyorum. Kardeşlerim bir kere böyle yattığınız zaman yapacağınız birinci hareket şu. Bunu uzat abla. Birini uzatalım. Şunu bu elinle çek abla. Öbür elini de getir. İki elle çekebildiğiniz kadar çekiniz. Bakın bunu yaptığınız zaman iskeleti getir. Arkadaki siniri açıyoruz. Sıkışan sinir açıyoruz. Şimdi uzatalım. Öbür ayağımızı çekelim ablalarım. Bakın gördünüz mü? Ne oluyor? Arkadan şöyle yatıyor. Bakın şu anda ablam. Şöyle açılıyor arkası. Bakın kamerada da gözüküyordur herhalde. Şöyle açılıyor arkası. Tek tek yaptık mı? Yaptık. Çok güzel. Şimdi ikisini beraber yapacağız. Hadi ablalarım. Maşallah bunlar da harikasınız. Harikasınız. Gördünüz mü? Mükemmel çekiyorlar. Bir şey dikkatinizi çekeceğim. Durun. Bakın bu ablam biraz daha onlardan iyi. Neden? Isındı çünkü bununki. Çünkü bu tedavi oldu oraya. Bu daha iyi yapabiliyor. Neden? Onları hiç ısıtmadan getirdik. Ondan dolayı. Yani ısındıktan sonra yapmanız çok önemli bu. Bakın şimdi size bir püf noktası öğreteceğim. Bu iki çekmeyi, tek çekmeyi herkes biliyor. Ama ben size esas fıtığı oturtucu çekmeyi göstereceğim. Uzatınız şimdi. Bakın ne yapacağımızı gösteriyorum. Bu ayağınızı getir abla. Ters elinizle bırak. Bu çok önemli bakın. Burası çok önemli. Ters elinizle hem yukarıya hem bu tarafa doğru bak. Böyle çekeceksiniz. Bak abla yok. Şöyle. Hem yukarı hem bu tarafa doğru. Sen de öyle. Harikasınız bak gördünüz mü? Şimdi ne yaptık? İskeleti ver, şunu ver. Bele rotasyon da uyguladı. Yani bakın şöyle gösteriyorum ablalarım. Hem çekiyorlar hem de şöyle dönüyor bak. Böyle dönüyor.
şu ara nasıl açılıyor? Gördünüz mü? Belinde ağrı olanlar ama önce ısıtacaklar. Bel hareketleri yapacaklar. Ondan sonra tekli çekmeleri yaptıktan sonra ters ayağınızda hem yukarı hem ters tarafa. Bakın gördünüz mü? Bunlar çok önemli. Mükemmel yapıyorlar. Şimdi öbür türlü dönelim. Öbürünü yap abla. İşte kardeşlerim, fıtıktan kurtulmanın en büyük yollarından biri budur. İkili çekme, tekli çekme, tekli çekme, ters çekme. Yani sağ sol elinize, solu sağ elinize çekme ve yukarıya doğru çekme. Lütfen bu hareketi bolca yapınız. Bu da beliniz için çok önemlidir. Tamam ablalarım, uzatın. Belde bu hareketi yapmak inanılmaz bir şekilde rahatlatır. Çok fayda olur. Bunu sakın unutmayınız. Şimdi ablalarım bir oturun siz. Oturunuz. Bir gitmeyin ama sizlerle bir şeyler daha yaparız belki. Bir dakika. Şimdi siz de hemen şu söz verdiğim mercimek tapasında bir yapayım. Bir bardak mercimeği, bir bardak mercimeği, bir bardak mercimeği yaklaşık bir bardak kadar suyla iyice haşlıyoruz. İyice yumuşacık hale getiriyoruz. Yumuşak hale getiriyoruz. Mübarek bakın bir bardak da nasıl kabarıverdi. İsterseniz yarım bardak da yapabilirsiniz. Fazlasını dolapta bekletirsiniz. Dayanabildiğiniz kadar sıcaklığa gelene kadar bekledik soğusun diye. Sonra bu mercimekleri aldık. Mercimekleri aldık. İçine bir tatlı kaşığı ozon yağı koyacağız. Bir tatlı kaşığı ozon yağı koyacağız. Ondan sonra içine bir tatlı kaşığı kantaron yağı koyacağız. İçine bir çay kaşığı da biberiye yağı koyacağız. Evet, bunları güzelce karıştırdık. Kardeşlerim, bunu haşlarken bir bardak su dedi ki onu maden suyuyla yaparsanız daha da iyi oluyor. Maden suyuyla haşlayacaksınız. Ama nasıl olacak biliyor musunuz? Böyle parmağınızın arasında ezilecek bak. Ezildi bak. Bu hale gelene kadar haşlayınız iyice maden suyuyla. Maden suyu bir de böyle kaplıcalara yakın olanlar kaplıca suyu aslında. Mesela benim evim Haymana'da diyelim. Diyelim ki Sivas'ta mesela. Diyelim ki Ayaş'ta. Diyelim ki Bursa. Diyelim ki Beypazarı. Kaplıca suyu bulursanız onların. Yalnız kaplıca suyunda bir şey söyleyeceğim. Buna çok dikkat ediniz. Plastik bidonla getiriyorsanız hemen onu evde plastik bidondan çıkarınız. Ya cama ya emaye bir şeye koyunuz. Çünkü kaplıca suyunun madenleriyle plastik hemen devreye girip etkisi bozuluyor. Haberiniz olsun. Plastik de durmasın. Evet, güzelce bunu ezdik mi? Ezdik. Ne vardı bunların içinde? Ozon yağı, kantaron yağı, biber yağı. Bunu dayanabildiğiniz kadar sıcaklıkta şöyle bir kontrol ettikten sonra şöyle bir naylon üstüne koyuyorsunuz. Belde ağrıyan yerinize getirip bunu güzelce yapıştırıyorsunuz. Mercimekli kısmını. Kapatıyorsunuz bunu üstünü güzelce. Ne zamana kadar? Onun sıcaklığı geçene kadar. Geçtikten sonra demin yaptığımız gibi sıcak uyguluyoruz, yağlar sürüyoruz. Bu dediğim hareket, bu dediğim şeyleri hepsini uygulayabiliyoruz. Mercimek içindeki maddelerden geçiş yapıyor. Oradaki gözenekleri genişletiyor. İyice orayı pamuk gibi yapıyor. Üstüne bir de pompayı yaparsak, bir de kupayı yaparsak, bir de sallanmayı ve şimdi göstereceğim hareketleri yaparsak mükemmel bir şekilde rahatlama elde ediyorum. Şimdi biraz daha bel hareketlerini biraz daha basit, evde kolay, herkesin yapabileceği hareketleri birazcık daha yapalım. Ablalarım yatınız bir zahmet. Yatınız. Bacaklarınızı uzatınız. Bakın bele ve kalçaya hükmeden küçük küçük bacaklarınızı şöyle şöyle kaldırıp indiriniz abla. Yok şöyle şöyle. Dursun böyle. Heh, kaldır indir. Böyle böyle makas yapın. Harika yapıyor. Siz spor merkezine falan bir yere gidiyorsunuz herhalde. Yok, sabah bir iş yapıyorum. Vallahi harikasınız. Harika. Bu harekette bel kaslarınızı kuvvetlendirmeye yarayan çok basit çok. Bu hareket aynı zamanda aklınızda olsun. Karın bölgenizdeki yağlanmaları da giderir. Mükemmel bir harekettir. Lütfen yapınız. Bu hareketleri bel fıtığı olanlar olmayanlar, bel ameliyatı olanlar olmayan ama doktoru aksi bir şey söylediyse ona itirazım yok. Onlar yapmasınlar, doktorlarına sormadım. Ben normalleri anlatıyorum ona göre. Bakın ne kadar güzel hareketler yapıyorlar. Mükemmel. Tamam. Ne kadar yapacaklar bu hareketleri? Hepsinden en az 10'ar tane yapacaklar. Ama kendilerini yormadan, aşırı yormadan, zorlanmadan yapacaklar. Bu çok önemli. Ondan sonra bir önemli bir hareketimiz daha var. Şey ver, havlu ver, bir havlu, havlu. Ya da elinizi şu belinize koyacaksınız. Belinizi aşağı doğru bastırma hareketi. Yani elinize doğru belinizi bastınız. Harikasınız. Bırak. Tekrar yap.
Bunu da en az 10 tane bel bastırma hareketi kasıyorsunuz. Arka kasın. Yani elinize doğru belinizi bastırıyorsunuz. Bu da çok 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 önemli bir harekettir. Bunu da aklınızda olsun. Bolca yapınız. Şimdi bir önemli hareket daha göstereceğiz. Bakın ne yapıyoruz. Şimdi olduğunuz yerde dümdüz yatarken ablacığım başlarınızı kaldırınız şöyle hafiften. Hah. Getir mikrofonumuz nerede? Belinizin kasıldığını hissediyor musunuz? Evet. Hissediyor musunuz? Aynen. Bakın basit bir hareket ama sırt kaslarının olduğu gibi çalıştır. Bırakalım tekrar. Tekrar yapalım. Çok görüyor musunuz? Kalkıyoruz. Duyuyor musunuz? Doğru mu? Rahatlıyorsun doğru, değil mi? Doğru. Bakın bu kadar basit mi? Evet bu kadar basit ama sistemli yaptınız mı muhakkak çok rahatlarsınız. Bel ağrıları, bel fıtıkları hareket etmeden geçmez, iyileşmez. Oraya kan gelecek. Kan gelen yere ne gelecek? Can gelecek. İşte kardeşlerim lütfen bu hareketleri güzelce bu gösterdiğim şekilde yapınız. Bunları ihmal etmeyin. Bir daha göstereyim. Başını kaldır abla. Gördünüz mü? Bakın ne kadar güzel yapıyor. Ayaklarımla kasıyorum. Aynen öyle. Şimdi birazcık da arttırıyoruz. Bu sefer iki bacağımızı birden kaldırınız. Yok öyle. Heh, ablam gibi. Heh, durun böyle. Dur. Dur. Çok güzel. Biraz daha ilerledi işler. Ayakları yaptık. Bununla beraber bir de başımızı kaldırın. Vallahi alkış. Vallahi alkış. Bravo. Vallahi alkış. Harikasınız. Gelin oturun. Bu üç ablama da terlik hediye ediyorum. Bizim sponsorumuz terliğimizden üçüne de hediye ediyorum. Hakikaten çok güzel yaptılar. Hakikaten herkes beceremez bu işi. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Teşekkür harikasınız. Ederiz. Allah razı olsun teşekkür can ablalarım. Bismillah, bismillah. Harikasınız. Vallahi çok teşekkür ederim. Hakikaten çok teşekkür ederim. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Buyurun, buyurun. Sen otur sultanım, sen otur. Anamın ayağı kaç numaraymış? Bir sorun bakalım. Anamla ilgilenin. Berna Hanım sen anamı al ilgilen anamla. Ayağı kaç numaraymış? Ona hemen bir ayakkabı ayarlayacağız. Evet şimdi soruyoruz bakalım. Şifremiz neymiş? Şifreyi bilenler. Şifreyi bilenler telefon numarasına. Miyase Uzun Konya'dan. Miyase ablacığım merhaba. Alo. Hayırlı günler hocam. Hoş geldin Miyase ablacığım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim kızım. Benim bel fıtığım var. Peki. Neydi şifremiz abla? İskele, iskele. İskele, iskele. Kaç numara istiyorsun abla? 37. 37. Bir kaç... de ozon yağı isterim hocam da. Kaç yaşındasın Miyase abla? Kaç yaşındasın? 67, 66. Peki sana düz modelden gönderdik. Ha düz peki, modelden. Peki bir tane de sözümüz söz, bir tane de ozon yağı koyduk sana. İkisini beraber yolladık. Güle güle kullan. Evet bir telefon daha alıyoruz. Bir telefon daha alıyoruz. Alo diyoruz. Ümran abla, Ümran ablacığım. Evet benim. Merhaba ablacığım, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Neydi şifremiz abla? İskele. İskele, harikasın ablacığım. Abla kaç numara istiyorsun? 39. 39, spor mu düz mü? Spor olsun. Spor olsun, 39 spor sana da yolladık. Ama sözümüz söz, bir tane de sana da ozon yağı gönderdik. Güle güle kullan sevgili ablacığım. Evet, bir telefon daha alalım bakalım. Bir telefonu da alıyoruz. Hamit Pakel, Adıyaman'dan. Hamit abi merhaba. Merhaba Sayın Hocam. Nasılsın abi, iyi misin? Allah razı olsun, çok şükür, hamdolsun. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, senden de Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Hamit abi, amin, şifre amin. Neydi abi? Abi, İskele Sayın Hocam. İskele. Hamit evet. Abi, neydi numaramız, ayak numaramız? Ben eşime alacağım hocam. Ya bu eşimi erkekler alacağım. De böyle güzel yürekliler işte. Peki kaç pardon. Numara istiyorsun yengem? 38 numara. Ayağı düz daban. Ayağı evet, düz geçen, daban. Ha. Evet geçen hafta programımıza da katıldık. Tamam. O zaman Hamit evet. Abi ablama evet. Bir tane ayakkabı yolluyoruz. Düz tabanlığını da önleyecek. İçine tedbir de yapıp yollayacağız. Hamit abinin ayakkabısı özel asistan arkadaşlar unutmayın. Allah razı olsun. Düz tabanlı içine, içine takviye koyacağız unutmayın. Kireçlemeden dolayı. Bir tane de ozon yağı yolluyorum Hamit abi sana. Bir de yengemin ayakkabısının içine düz tabanlığına mani olucu bir şey daha koyacağız. Daha da rahatlatacağız inşallah. Allah'a emanet ol. Güle güle Hamit abim. Hürmet ediyorum. Allah'a emanet ol. Asistanlar unutmayın tabanına bir şey koyacağız. Evet kardeşlerim bugün sizlere hızlı hızlı anlattık. Şimdi bize bir sürprizimiz var son anda. Bakalım bu nedir? Bunu bilenlere güzel bir sürprizler söyleyeceğiz.
Mikrofon neredeydi? Mikrofon, mikrofon, mikrofon buradaymış. Kaç dakikamız var? Şimdi bu buradaki otları bilenlere ozon yağı hediye edeceğiz. Orada ne deniyor? Ağaçlardan toplanan purç olarak biliyoruz ama vallahi ben hiç bilemedim. Şu ne? Şey tohumuydu. Ne tohumu? Hatırlayamadım. Keten tohumu. Keten değil. Kişniş şu değil. Kişniş kim diyor? Ben mi? Nereden biliyorsun kişniş diyorsun hemen? Yardım uzaktan da. Biri kişniş, birini bilemediniz. Kişnişi bildiniz. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra acaba bunlar ne otu? Bilenlere özel hediyemiz, ozon yağımız var. Şimdi reklamlara gidelim, arada inceleyin. Al. Sivas'tan gelen canım ablama... Söz verdiğimiz gibi ayakkabısını hediye ettik. Ayakkabısını da ayağına giydirdik. Bir yürü bakayım şöyle bir. Teşekkür ederim. Bir yürü can ablam. Benden hızlı yürümeye başladın ha. Ne diyorsun? İnşallah. Rahatlaştın mı? Rahatlaştım da acıcık şu sağ ayağım sıkar. Acıcık sıkar. Onu şöyle gevşetiverelim. Neresi sıkıyor göster. Aha şunu şöyle edelim. Şöyle rahatlatalım. Bunu da şöyle bir rahatlatalım. İşte bu. Tamam. Çoraplarını niye böyle giymiş ablam? Ya ben gelirken giydim. Niye böyle giydi söyle. Kızmasın dedim diyor. Burayı sıkar da diyor varis yapar demesin diye öyle giydim diyor. Doğru mu? Valiz çorabı giyiyorum. Tamam gördünüz mü? Allah razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim. Ben de Feridun Kunak'a bir şey danışmak istiyorum diyenler. Feridunkunak.com diye girecekler. Telefon numarasını yazacaklar. Bizim asistan arkadaşlar sizi arayacak. Derdiniz ne diye soracak. Biz de size derdinize dermanınızı anlatacağız. Şimdi demin gösterdiğim otları, biri kişnişti. Şu kişniş, bu da öksü otuydu. Öksü otu tansiyona çok iyi geliyordu. Astıma çok iyi geliyordu. Bir bardak suyun içine bir tutam atıyoruz. Bir dakika kaynatıyoruz. Bir dakika demliyoruz. İçine biraz da limon sıkıp içiyoruz. Bu kişniş de vücudunuzdaki radyasyon atıklarını atmaya yarayan, vücudunuzun direncini kuvvetlendiren mükemmel bir şey. Bunu da havanda dövüyoruz. Birazcık balla karıştırıp yiyoruz. Bir tane ablam bildi. Bildi, ikisini de bildi. Ablama ozon yağımızı hediye ediyoruz. Buyur sevgili ablam, ozon yağını al. Evet. Öksü otunu maalesef buradaki seyircilerimden bir kişi bildi. Ama bu sayede otları öğreniyoruz. Öksü otunun tansiyona iyi geldiğini öğrendik. Öksü otu Anadolu'muzun her yerinde ağaçlarda ekstra olarak, yani bir parazit gibi diyemeyeyim de, yani onunla besleniyor, öyle yaşayan değişik bir ottur. Sizin yörede ne diyorlar? Bir şey? Evet. Purç diyorlar. Hı hı. Bazı yörede de purç demişler. Bu ablama da bir tane ozon yağı hediye edelim. Onu da bildik. Onu da bildik kabul edelim. Al sana bir tane de sana ozon yağı. Seni de bildik kabul edelim. Sevgili kardeşlerim, maalesef bugün programın sonuna geldik. Yarın sizlere bir gün önce anlatamadığımız selülitten konuşacağız. Güneşten konuşacağız. Güneş lekelerinden konuşacağız. Güneşte nasıl gözlük takalım? Güneşin ozonu mozonu bozuldu diyorlar. Nasıl gözlük takalım? Onları konuşacağız. Ve Serap Hanım bize çok güzel değişik bir kek yapacak. Yarın inşallah ona çeyrek kala buradayız. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kanal 7'mizde kalın. Hoşça